Tembihul Gafilin adlı eserde şöyle geçmektedir. Yezid Rakkaşi diyor ki, bir adam ölüp de kabre girdiğinde namazı gelir, sağına durur, zekatı gelir, soluna durur. İyiliği gelir, onu korumasını alır. Sonra sabrı gelir, onun için müdafaaya geçer. Diğerlerine şöyle der, eğer bu arkadaşınızı kurtaracaksanız öne geçin. Yoksa ben arkadan onun müdafaasını yaparım. Ona gelecek azabı atmaya gücünüz yeterse yapın. Yoksa ben hepinize bedelim. Ondan azabı tek başıma def ederim. Bu rivayet şunu gösterir ki sabır amellerin en üstünüdür. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurdu. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Ebu Davud'un Muhammed bin Eşlem yoluyla Resulullah'a ulaştırdığı bir rivayeti şöyledir. Bir Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, malım gitti, vücudumda hastalandı. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Vücudu hasta olmayan, malı gitmeyen, kulda hayır yoktur. Allah bir kulu sevince musibete uğratır. Musibete uğratınca da sabır ve tahammül gücü verir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. Bir kimse sultanın zulmü sebebiyle zindana atılır ve bu yüzden de ölürse şehit olur. Sultan o kimseyi döver ve bu yüzden de o kimse ölürse yine şehit olur. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kimsenin Allah katında dereceleri vardır. Ancak o derecelere yaptığı yararlı işler ile eremez. Bir hastalığa uğrar, bu sebeple dereceye ulaşır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, bir kimse kötü bir iş yaparsa cezasını görür. Nisa suresi. Bu ayeti kerime nazil olunca Ebu Bekir radıyallahu anh sordu. Bu ayetten sonra nasıl ferahlık olur ya Resulallah? Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah seni bağışlasın. Ey Ebu Bekir, sen hiç hasta olmuyor musun? Sana bir sıkıntı gelmiyor mu? Sen hiç yorulmuyor musun? Sen hiç üzülmüyor musun? Bütün bunların hepsi senin günahlarına kefarettir. Bir başka rivayette ise Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. Bu ayet nazil olduktan sonra Resulullah aleyhisselam yanıma geldi ve şöyle buyurdu. Bana bir ayet nazil oldu. O, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Sonra okudu. Bir kimse kötü bir iş yaparsa cezasını görür. Nisa suresi. Sonra şöyle buyurdu. Biri dünyada bir günah işlediği zaman ona sıkıntı ve bela gelirse bu onun için bir azap olur. Allah-u Teala ise böyle birine ikinci defa azap etmez. Kul yüksek derecelere ancak şiddet ve sıkıntılara sabırla ulaşır. Nitekim bu manada Allah-u Teala peygamberlerine şöyle emretti. Azim sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sabret. Ahkaf suresi. Habbab bin Eret radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittik. Kabe'nin gölgesinde örtüsüne sarılmış duruyordu. Halimizden ona şikayet ederek şöyle dedik. Ya Resulallah, Allah'a dua edip bize yardım dilemeyecek misin? Yüzü kızardı, oturdu. Sonra şöyle buyurdu. Sizden önce gelen ümmetlerden biri hızarla ikiye bölündü. Sonra yer kazılıp gömüldü. Ama bu onu dininden döndürmedi. Humeyd bin Enes radıyallahu anh'tan naklen. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü dünyada zevk ve sefa süren biri getirilir. Bir an ateşe sokulur, simsiyah yanmış olarak çıkarılır. Çıkınca ona sorulur. Dünyadayken sana hiç nimet geldi mi?
Hayır, ben yaratıldığımdan bu yana hep bela içindeyim. Ondan sonra dünyada her türlü çileye katlanmış biri gelir. Bir an için cennete sokulur. Çıkarıldığı zaman Bedir halindeki ay gibidir. Ona da sorulur. Şimdiye kadar hiç çile çektin, musibetlere uğradın mı? Şöyle der. Hayır, yaratıldığımdan beri nimet içindeyim.